Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'de ateşkes oylamasını erteledi. İnsani yardımların bölgeye ulaştırılması ile hasta ve yaralıların tahliye edilmesine fırsat tanımak amacıyla Suriye'de ateşkes ilan edilmesini öngören tasarının oylaması üçüncü kez ertelendi. İsveç'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Olof Skog, İsveç ve Kuveyt tarafından sunulan tasarının ertelenmesini hüsran verici olarak değerlendirdi. Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de yaşayan insanların acısını dindirmeye çalışacak bu yasa tasarısını oylayamamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi 30 günlük ateşkesin gerçekçi olmadığını savunurken, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ateşkesle ilgili çekincelerini ifade etti. Bu insani ateşkesi muhaliflerin saygı göstereceğine dair hiçbir garanti yok. Şam ve çevresindeki yerleşim yerlerinde savaşmayı bırakacaklarını garanti edebilir misiniz? Bize böyle bir güvence verilmedi. Yasa tasarısı 7,5 yıllık Suriye Savaşı'nın en kanlı askeri operasyonlarından birine sahne olan Doğu Guta'da sivil katliamını sona erdirmeyi hedefliyor. Suriye hükümetine bağlı güçlerin günlerdir vurduğu Doğu Guta'da en az 99'u çocuk, 462 sivil hayatını kaybetti.